pandeminin ilk yılbaşısında çıktı. Herkes işte tek başına evde mi kalacak, çiftler eve mi kapanıp bir başlarını kutlayacaklar falan derken baktım etraftan daha başka planlar yapılıyor. Sokağa çıkma yasağı haberi geldikten sonra insanlar apartman komşularını davet etmeye başladılar. Sitelerde partiler olduğu duyuldu. Hatta polis dedi ki ya biz bir devreye gezelim. 30-40 kişilik partiler yapılıyormuş. Ne dönüyor burada filan. O aralar peki bu sitede birbirinden çok farklı ve bir araya gelmemesi gereken insanlar olsa sen de komşularını çok iyi tanımasan çoğu sitede oturanlar gibi ya gelişi güzel birilerini çağırsan acaba neler olur diye bir şey geldi aklıma. Onun üzerine bu film çıktı. Birçok birbirini tanıyan ve seven arkadaş aslında bir işte bir projede bir araya gelince söz gelimi değil gerçekten keyifli geçti. Aşağı yukarı her akşam bir akustik Aytaç Özeri konseri dinledik ve çünkü müzikleri canlı kaydettik. Cümbüş'ü Nazmi Sinan Mıhçı oyuncularımızdan biri çaldı. Darbuka'yı Alican Yücesoy çaldı. Akordiyonu İrem Sak çaldı. Şarkıları Ayta Sözleri söyledi, Serkan Keskin söyledi, Büşra Pekin yani söyledi, İrem Sak söyledi. Düşünsene üstüne bir de bize oyuncu olarak para veriyorlar. Evet. Böyle bir şey böyle bir 4 hafta şey geçirdik. Üzerine bir de paralarımızı aldık da sabahlara kadar eğlendik. Enstrüman var mı sende diye sor. Çünkü çok müzikle eğlenceli bir film oluyor dedi. Hani ben dedim darbuka var mı dedi. Var dedim, ritim kulağım vardır dedim. Ve de kendimi yaktım. Akordeon da var bende dedim. Dedi çok çok teşekkürler. Ben de alacağımı aldım. Darbuka'ya da Ali Can'a teslim etti o dakikadan sonra ya da belki hep öyleydi. Ben bir anda akordeon dersleri almaya başladım. Çok da güzel çaldı bu arada. Evet. Fıstık gibi. Teşekkür ederim. Hani evet. Bir şarkılar tabii hem fırtınalar vardı hem tabii. Safalar getirdiniz. Normalde repertuarımda olmayan parçalardı. Onlara çalıştık ama tamam ben kendi kendime çalıyorum da akordeonu. Bu kadronun karşısında hani o garip bakışların üstesinden gelerek aynı zamanda da hani karakterden çıkmayarak falan. Bir de benim ilk set günümde o gün hakikaten şu elim titriye titriye. Yani şöyle çok heyecanlandım. Filmin setteki ilk günü ve ilk sahnesi şu. Kapı çalıyor ben ve diğer tüm parti konukları. Kapıyı açıyoruz ve karşımıza İrem'i görüyoruz ve bu da yetmiyormuş gibi çalıyor ve şarkı söylüyor ve çok yüksek bir yerden falan. Çok zor bir gün. Zordu. Bir de oyuncular ayakta bekliyordu. Karşı tarafı ayakta bekletmek durumu var. Bütün ekip ayakta bütün oyuncular. Ben şaşırdıkça hani tekrar alma o beni gerer yani. Diyorum ki hemen şu an yapacağım, şu an yapacağım. Şimdi yapacağım, şimdi yapacağım. Şunu oldu çünkü şaşırdım doğal olarak. Hem çalıp hem söyle ama çok şükür şeyde gördüm o sahneyi. Fragmanda. Olmuş. Sürekli hani bugün kim ne yapacak, bugünkü sürpriz ne gibi bir halimiz Ego vardı. Ego yok, herkes çok mutlu, herkes müthiş oyuncu zaten. Yani kim ne yapsa bayılıyoruz. Sırf gece çalıştık ayol, gecelere kadar bir sabahlara kadar. Horoz öttü, iş bitti. Yılbaşı kazağını aldım biliyor musun? Getirecektim buraya bugün onu. Ben almadım. Ben aldım. Yılbaşı kazağımı aldım ben. Aynen. Benim o kadar çirkindi ki her şeyim. Hiçbir şey alamazdım yani. Evet senin bordo ayakkabılarım vardı. Evet bordo ayakkabı, bordo çorap. Yani gül reçeli gibi oynadım filmde. Ben kravatını aldım oynadığım karakterin. O da yılbaşı temalı bir kravattı zaten. O yüzden bende böyle güzel bir hatırası var. Ben de Şükran'ın tokasını aldım hatıra olarak. Ben aldım. Bir tane masanın üzerinde duran, içinde çiçek olan geyik vardı. Onu aldım. Çünkü filmin biraz sembollerinden biri de geyik. Geyiğin ayrı bir önemi var. Hem bir tane geyik yaptırılmış ev için. Piyango çekilirken güya Fatih ona çıkacak, o geyikle gelecek ve piyango çekecek diye ama o geyiğin başına gelmedik kalmıyor. Filmin açılışında, fragmanda da görünüyor. Şöyle çok güzel yılbaşı ağacı şeklinde küpelerim var. Onları aldım ben. Ben düşünüyorum ya bizim bornozlarımız vardı çok güzel biliyorsun. Evet üstünde isim yazan. Evet, o var bir tek hani gerçekten. Ben bunu istedim aslında ama. Valla ben de bir tane penguen vardı onu istedim. Ya ben gingerbread vardı onu çok istedim ama o son gün karmaşasına geldi. Parça var benim bir tane. Ben aldım. Timoş'un broşunu aldım. Gerçi çaldığım cümbüşü de istiyordum. Ona geç kaldım. Yani böyle o aklımdaydı söylemedim. Çünkü o cümbüş hakikaten aylarca çalıştım çalmak için de çaldığım şeyde. Cümbüşe geç kaldım ama broşunu aldım. Timoş'un broşunu aldım. Sen abi bir şey aldın. Ben aldım onu söylemeyeceğim. Ne aldım?